Bu haftanın masa üstünden bütün izleyicilerimize merhabalar. Yine karşınızdayız Sayın Ahmet Turan, Alkan Bey ile birlikte. İyi akşamlar herkese. Bu hafta yine farklı konu ve konuklarımız olacak. Aslında farklı derken şöyle bir şey. Bir sürü insana boş iş gelen bir mevzu, iki mevzu, bir değil iki mevzu var bu hafta. Boş geliyor çünkü bunlardan bir tanesi bulmaca çözmek, evet. Bulmaca kültürü. Bir tanesi güvercin uçurmak. Bununla ilgili konuklarımız olacak. Fakat ondan önce ben güvercin demişken bir geri takla atıyorum. Haftanın gündemine şöyle bir bakalım. Bakalım. Abi. Bu Michael Jackson olayına ne diyorsun abi? Öldü. 80'lerin pop ikonu ve hala devam ediyor muhabbetler, miras şu bu vesaire. Yani bir pop starın ölümünü kabullenmeyen de var. Hayranlarından 12 kişi 12 kişi falan intihar etmiş. Eğer doğruysa tabii. Doğruysa artacağından da endişe ediliyor. Bunların bir şehir efsanesi olma ihtimali de çok büyük. Vallahi bizim kültürümüzde, medeniyetimizde ölülerin arkasından hayırla konuşmak gerekiyor. Yani Allah'tan rahmet diliyoruz. Ben kendisini sağlığında çok haz eden, efendim, illa da dinleyeyim işte şunun bir şarkısı olsun veyahut klibi çıkmış seyredeyim diyen birisi değildim. Öldükten sonra da benim bu tavrımda çok değişiklik olmadı ama onun kendi tabiatını değiştirmek için çılgınca emek sarf etmesi, çılgınca para sarf etmesi hep bana dokunaklı gelmişti ve üzülmüştüm onun için. Hı hı. Şimdi anlamıştır ki zannediyorum harcadığı onca emeğe ve paraya değmezdi. Yani keşke kendisinden razı olabilmiş olsaydı. Hayranlarının başı sağ olsun. Ben onun hayranı değildim. Benim en çok sevdiğim şey Beşiktaş'ta Çarşı grubunun astığı bir poster. Ona rast geldim. Şöyle diyordu. Hayatının yarısı siyah. Evet. Yarısını beyaz geçiren Michael Jackson. Büyük Beşiktaşlı Michael Jackson öldü. Ruhu şad olsun diye bir gönderme yapmıştı Çarşı Beşiktaş grubu. Taraftarı çok espiritüel. O açıdan da zannediyorum bunlar Çarşı grubunun işi böyle esprili. Futbol takımı fanatiklerinin böyle esprilerle, sevilmiş şakalarla uğraşmaları gerçekten güzel bir şey. Çünkü bu sahalardaki rekabeti, hı hı, biraz incelik getiren, zarafet getiren, nezaket getiren şeyler. Ama tabii Beşiktaş taraftarının iki sene önceki Galatasaray maçında Galatasaraylı seyircilere nasıl iyi davrandıklarını da biliyorum maç bittikten sonra. Onlar gayet iyi bileceklerdir. Şampiyonlukları da hayırlı uğurlu olsun. Bu arada yeni sezona da hayırlı olsun diyelim. Eyvallah. Şimdi benim Michael Jackson'ın ölümünde çok dikkatimi çeken bir şey oldu Ahmet abi. Rusya Michael Jackson'ın ölümünden sonra ailesine bir teklif götürüyor ve 3 milyar dolar gibi bir rakam öneriyor. Moskova'ya gömülsün Michael Jackson. 3 milyar dolar verelim diyor. Bu devletin teklifi değildir herhalde. Devletin teklifi. Bir firma falan yok, teklif etmiştir. Devletin teklifi ve şimdi Michael Jackson'ın serveti 500 milyon dolar. 3 milyar dolar ölüsüne verdi. Ne diyorsun abi? Çok garip değil mi? Evet, gerçekten garip. Zannediyorum insanların bu gibi pop starların hatırasına ne kadar büyük para ödeyebileceklerini hesap eden bir zihniyet. Espresi hala kazandırıyor abi, biliyorsun. Ama ben yine de devletin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Ben Moskova hükümeti yani bu haberin asparagas olma ihtimali büyük. Olabilir abi. Asparagas diyoruz. Peki o zaman sen ne düşünüyorsun? Olabilir. Çünkü Elvis Presley bile hala ciddi manada kar getiren bir isim. Yani 3 yani milyar bir nevi inanç turizmi haline mi tabii geliyor? Tabii ki. 3 milyar doları herhalde birkaç yılda çıkarır. Orada satılacak bir sürü eşantiyon, ziyaretçi, şu bu. Bazı şehrin ticareti yapılmamalı. Peki abi. Hemen şu şeye geçmek istiyorum ben. Bugünlerde malum Albay Çiçek
olayla başlayan bu andıç mevzu, imza vesaire. Ve Recep arkadaşımız Marmara FM'den Radyo Dalgası'nda yeni bir andıç belgesi ortaya çıkarmış. Evet. Orada diyor ki, anti andıç belgesi. Mesela Ertuğrul Özkök'ün arabasına Huzur İslam'da yazılıp kaçılacak. iPhone'la Kur'an'dan ayetler yükleyen Özkök'ün çantasına da Elmalı Handi yazır yerleştirilecek. İhbar edilecek, medyada gözden düşmesi sağlanacak. Ahmet Hakan Coşkun'un odasına Hacı Yağ ve cami önünde satılan kokulardan sıkılacak. Eyvah! Emin Çıraşan'ın evine girip köşeye seccade serilecek. Çekmecelerine de el işi takkeler yerleştirilecek. İhbar edilecek. Bekir Coşkun'un çantasına Dursun Ali Erzincanlı kasetleri yerleştirilecek. Oo, bomba! Ve bütün bunların hepsinde fotokopisi yayınlanacak ki fotokopi delil kabul edilmiyor. Belge olsun. Belge oluyor. Sebeş başına geldi mi Salih? Mesela camide bizim hacemler ikram olsun diye o küçük yağdanlıklardan çıkarırlar. Sıkar. Eğer almazsan da fena halde darılırlar. Sıkmışsa tamam bitti. Alacaksın abi. Cuma rüzgarı. Evet. O geldi abi. Şimdi bu gibi meselelerin mizahi yolla incelenmesi, irdelenmesi, iğnelenmesi, küçük küçük iğnelenmesi, bunun da çok kibar ve nezih bir tarzda yapılması fevkalade olumlu bir şey. Bizim belki de en zayıf olduğumuz cephelerden birisi mizahtır. Bu arada laf açılmışken onu da söylemiş olalım. Zannediyorum gelecek hafta Cafcaf dergisinden bir misafir. Buraya çağıracağız ve Cafcaf dergisi nin bayilerden yani gazete satıcılarından aranması için seyircilerimize de bir çağrıda bulunmuş olalım. Çünkü Cafcaf çocuklar bugüne kadar ara sıra yapılan ama bir türlü başarılı olunamayan bir şeye teşebbüs ettiler ve bir hayli de yol aldılar. Onlardan bir arkadaşımızı alacağız. Bu espriyi yapan arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Çok güzel. Ve esprilerinin devamını bekliyoruz. Eyvallah abi. Güzel, bunu da duyurmuş olalım. Rahmet abi, bir de İsmet amcanın bir kalp pili hikayesi var galiba. Evet, bu İsmet amcanın kalp pili meselesini tesadüfen tanıştığım iki tane delikanlı bana gösterdiler. Dediler ki böyle böyle bir hadise oldu. Hatta bunun biz videosunu da çektik dediler. O zaman hemen bakalım. Amatör olarak bakalım. Kalbi esliyor. Kalp pili. Yukarıdan besliyor. Yukarıdan besliyor. Aha, yukarıdan. Türk bayrağı yani ne ölüm, ne yanar, ne atom yakar. Evet. Kalp pili olarak şimdi Türk bayrağını gösteriyor. Şimdi hemen biraz ayrıntı vereyim. Bu hadise geçen yıl oluyor. Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde oluyor. Kalkandelen'in Alacalı Camii denilen camiinde oluyor. Bizim bu iki genç oraya turistik maksatla gidiyorlar. Camiyi gezerken, cami de çok müzeyyen bir cami. Bir, bu İsmet amca bunları fark ediyor. Diyor ki siz Türk müsünüz? Evet Türküz. İşte Türkiye'den geldik. Oo hoş geldin, safa geldin. Laf laf açınca diyor ki benim kalp pilim var. Bu bizim arkadaşlar da diyorlar ki vah vah geçmiş olsun. Yani nedir? Falan deyince gömleği açıyor. Tam kalbinin üzerine koydu. Bir ay yıldızlı rozetten bahsediyor. Onlardan rica ettim ki bize bu videoyu gönderin. Hiç değilse seyircilerimiz de haberdar olsunlar diye. Onlara teşekkür ediyorum bu arada. Evet, Türkiye'de bunun kıymetini bilmeyenler çok var. Çok insan var. O ayrı bir fasıl. Eyvallah. Evet Ahmet abi, şimdi bu güvercin meselesine gelelim abi. Ufak ufak. Güvercin nereden cevap etti? Üç takla attıktan sonra. Abi, ha sen takladan bahsediyordun. Takladan bahsediyorduk abi, madem öyle. Yalnız şimdi güvercini birazdan yani buraya alacağız ama eğer güvercin taklatamazsa bu iş sana düşebilir. Ayağını denk al. Eyvallah abi, peki o zaman hemen Muhammed Çiçek Bey'i buraya alıyoruz. Önce söz tabii ki Ekrem. Buyurun efendim. Hayırlı.
Her kuşun eti yenmez derler. Doğru. Güvercinin eti hiç yenmez abi. Çünkü pahalı varlıklar galiba. Bunun pilavını yapanlar güvercin pilavı çıkıyordur bazı vicdansızlar. Ne dersiniz Muhammed işte, Bey? Bunlar işte benimsemeyenler, işte bu işi biraz daha yani maalesef el ayağa düşürenler diyebilirim, evet. Yani başka bir şey diyemem yani. Biz Muhammed Bey'i niçin davet ettik? Muhammed Bey güvercin besleyen ve yetiştiren bir insan. Bu işi bilinçli ve profesyonel olarak yapmaya çalışıyorum. Daha çok kümes hayvanlarını yaşatma ve koruma derneği adı altında örgütleniyorsunuz. Örgüt demeyelim de biz buna bir yani bir faaliyet diyelim. Yani örgüt dediğiniz zaman tamam örgüt demeyelim. Yani, teşkilat diyelim. Teşkilat diyebiliriz. Tamam. Ve ne bileyim işte bunun peki gibi bir yardımseverlik. İşte sevgimiz var. Tamamen boş asıl zamanlarımızda. Asıl meslek ne abi sizin? Asıl mesleğim kuyumcuyum ben. Kuyumcusun. Kuyumcu imalatçısıyım tabii. Kendim kapalı çarşıda kuyumcu imalatçısıyım. Yani bir güvercin merak. Tabii bir hobi yani, bir merak yani. Tamamen bir hobi. Hobi mi, hastalık mı? Şimdi genelde hastalık derecesine taşımayalım. Bakın bilinçli bir şekilde yaptığınız zaman şöyle hobidir yani. Hı. Ahmet abi sor. Güvercinlerinizden 2 ay ayrı kalacaksınız. Evet. Bu sizin için düşünülebilir bir şey mi? Yani elbette ki. Elbette o zaman çünkü hastalık değil. Elbette ki yani. Tamam. Yani sonuçta bir can onların içinde. Sorumluluğunu almak zorundasınız yani. Bir sorumluluğu sonuna kadar sürdürmek zorundasınız yani. Ne zaman başladı bu merak? Bu merak yaklaşık aileden mi başladı? 86-87 dayımla, abimle. Abim bir süre besledikten sonra bıraktı. Bende de o merak başladı. Hı hı. O günden bugüne halen daha öyle bir devam edip gidiyor yani. Tabii bunu ben son 10 yıl içerisinde daha da zenginleştirdim, daha da profesyonelleştirdim. Şimdi profesyonellikten kastınız profesyonellikten güvercin yetiştirerek geçinmiyorsunuz. Değil, ama değil. İşe verdiğiniz ciddiyeti göstermek tabii için elbette ki, elbette ki zaten yani evet. Yetiştirme tarzında biz bunlarda tabii tabiri caizse hani soy dediğimiz bir hani yarış atlarında olduğu gibi bunların da kendisine göre bir soyu vardır. Bunlar böyle cins cinstir. Bu tarlaların üzerinde uçan, hani ekin tarlalarının üzerinde uçan onlar, kayapalar en adi cins. Onlar yabani oluyor işte. Onlar özgür. Onlar zaten evcilleştiremezsiniz. Onları kuştan bile saymıyorsunuz. Ya hayır, elbette kuştur da yani fakat bir değeri yok. Kıymeti harbiyesi. Uçsa da kıymeti yok diyorsunuz yani. Bize göre canlı gözüyle bakıyoruz yani. Evet. Kıymet demeyelim de yani. Çünkü sonuçta onu da Allah'ın yarattığı bir mahluktur yani. Ahmet abi, sizin 6. şehirde kuşbazlarla ilgili bir bölüm vardı. Var zaten. Öyle bir fasıl var ve o fasılda ne yazık ki Muhammed Bey belki üzülecek ama zaten bildiği şeyler. Anadolu'da kuşbazlık yaygın bir şeydir. Ve ne yazık ki çok makbul sayılmaz. Mesela işte şahitliklere kabul edilmez. Kız verirken çok nazlanılır. Ve kuşbazlar genellikle yani eşlerini kaçırmak zorunda kalırlar. Yani mahallede çok ciddiye alınmayan insanlardır ama o yazıda çok daha güzel pasajlar da vardı. Yani onların gökyüzüyle kurdukları ilişkiden bahseden. Ben o yüzden çok aleyhlerinde bulunamayacağım. Bence Ahmet abi onlar çığırından çıkmışlardır yani. Ben onlara bir şey diyemem. Vardır tabii, insan da sonuçta ama biz yani önce işimiz, sonra ailemiz, boş zamanlarımızda işte bir iki saat veya üç saat tamamen eşini boşayan bile oluyor değil mi? Ben duymadım bundan yani. Ben duydum. Ben duymadım. Ahmet abi. Bu pekala mümkündür. Çünkü günümüzde eşler çok daha sade suya itilik sebeplerle ayrılabiliyorlar. Yani tabii bu aile toplumundaki bir takım tutarsızlıklardan da kaynaklanabilir. Yani bir güvercin bir evliliğe mal olacağını ben görmedim. Zannetmiyorum. Eğer ona değer verip de eşini boşayacaksa o adam aptaldır yani. Başka bir şey demiyorum. Ama konu eğer ondan çıkarsa yani. Geçinen insanlar yok mu? Yani güvercinin çok ciddi emlak fiyatlarıyla yarışacak kadar. Ya şimdi o tür insanlar zaten o tür insanlar yani güvercin ciddi manada besleyen insanlar güvercinle geçimini sağlayamaz zaten. Çünkü bir meraktır yani bir Yani kıyıp da satamaz mı? Ya parayla alamazsın yani. Meraklı bir insandan, durumu hali vakti iyi olan bir insandan alamazsın yani. Peki bu piyasada asgari fiyat nedir? Hangi asgari fiyat, uçuk rakamlara fiyat doğru gider? Tavan fiyat nedir? Ben şunu şöyle izah edeyim. Şimdi bir, güvercinlerin cinsine ve çeşidine göre fiyat değişir. En iyi cins, en pahalı cins. En iyi cins dediğimiz güvercin
Bango ve Posta güvercinidir. Peşinden Mardin gelir. Tabi hani dediğim gibi bir sıralamaya koyduğun zaman hepsiyle bir ederi var yani de. Fakat en başta Bango ile Posta gelir. Çünkü ne kadar bunların bir çifti diyelim. Ya, bunlar çift çift mi alınır satılır? Tek de alınır satılır. Çift çift de alınır satılır. Zaten asilliğine göre, soyuna göre bir postada ise işte saflık mı önemli? Saflık orada derecesi tabi. Yani sizin kuşlardaki yön tayini dediğimiz olay, işte bangolardaki göz renk olayı tamamen tabi fiyatına göre değişiyor yani şey özelliklerine göre değişiyor yani. Mesela Mardinler var. Mardin'de işte taklacı özelliği var. Bu taklacı özelliği Mardin'de var, Urfa'da var, Ankara'da var, Antalya'da taklacı, var. Ben Sivas'ta. Ben şunu söyleyeyim. Taklacı güvercinlerin Mardin derken sadece Mardin şehri aklınıza gelmesin. Mardin bir cinsin aslında. Mardin bir cinsin aslında. Yani ismidir yani. Hı-hı. Burada ben eğer müsaade ederseniz Ahmet takla Bey'den demişken bir takla atalım abi. Hayır, yani ben merakla var bekliyorum. Burada Ahmet abi benim dikkatimi şey çekti. Ankara taklacı güvercinleri misket derler onlara. Daha sık takla atıyorlardı. Doğru. Ben şu anda burada 2003-2004 siyasetten İstanbul olsa gerek herhalde o da şampiyonu. Bunun cinsi nedir? Bu Mardin. Arap ayna kuyruk ön tepe deriz. Arap ayna kuyruk. Tabii. Bu ismi var mı? İsmi Arap ayna kuyruk. İsim yok. Siz isim koymaz mısınız? İsim koymam ben güvercinlere. Yani isim verilebiliyor mu? Verilir tabii yani. İsim verilir de bir mana teşkil edemez. Yani buna ne diyeyim ben yani şimdi? Rambo desem olmaz. Yani Süpermen. Kedi olmaz. Değil bir isim vereyim, Batman, köpek vereyim size. Bunun bir ismi Mardin. Peki siz şimdi bunu satmazsınız ama diyelim ki bir başkasının bir başkasına satıyor. Tabii tabii. Kaçtan tabii aşağı satma? Ya şimdi bunun ona özel kurulan pazarları vardır. Topkapı'da tamam veya işte Edirne Kapı'da kurulan pazarları vardır. Ortalama yani 50 milyon 60 milyondan başlar kalitesine göre. Bu atıyorum yani 50-60 milyarlara kadar çıkabilir. Bakın. Attığı taklaya mı bağlı? Attığı takla, attığı soy bu takladan taklaya değişir. Vasıfları farklıdır. Birisi gelir farklı bir takla şeklinde oynar. Birisi gelir başka bir şekilde oynar. Bu eğitilebilir bir şey mi? Eğitilebilir bir şey değil. Olmuş. Sadece anne babadan genetik bir yapıyı eğer çok iyi bir güvercin besleyiciyseniz ise o zaman istediğiniz sonuçları %70 ile %90 arası bu kaç yakalayabilirsiniz. Bu şu anda attıralım bir takla. Bir görelim. Bir tane attı. Bir tane. Tabi bu şu anda damızlığa çekilmiş. Yani 2004'ten sonra damızlığa çekilmiş. Şu anda yavru sürüyor. Bir daha attıralım abi. Tabii tabii. Yani ben buna zaten at dese sen atacaksın. Tatlı değil mi? Ahmet abi dedi zaten. Buyur abi. Şu anda çok fazla. Bu işte. Hay maşallah. 3. Ki hiç uçmamış yani damızlık hiç eldeyim yani. Yavru evet besliyor yani. Yavru. Yavrularına bakıyor. İşte bu şekilde bir soy yani. Gayet evet güzel. Yani. Bu bir de çok renkli güvercinler var. Hani PAL sistem diyoruz ya evet televizyonda. Hmm. Onların içinde çeşit PAL güvercinler. PAL bir cinstir. Çok renkli derken PAL, tip, kelebek, bursa, kemalpaşa bunların bayağı bir atıyorum yani 50-60 taneye kadar bir çeşidi var yani. İşte bu bunların içerisinde revaçta olan memleket veya yöre dediğimiz olaya göre değişiyor yani. Şimdi bizim Türkiye'deki güvercin yetiştirme üslubu diyelim ki Avrupa'da, diyelim ki Güney Amerika'da yani takla attırmak şeklinde paylaşılan bir şey mi? Yoksa orada kuş sevgisi başka Bey, türlü mü tezahür? Bu konuya da değindiniz iyi oldu. Geçenlerde Almanya'dan buraya bir ekip geldi. Almanya'ya ve Hollanda'ya bir de Belçika'ya Mardin götürdüler. Onlarda bu cinsi yok. Buradan dernekten aldılar işte 10'ar takım, 20'şer takım. Peki bunların gümrükten geçmesi problem olmuyor mu? Hayır bunların veterinerleri var. Özel sağlık şeyleri var yani karneleri var. Hmm. Aynı şekilde aşılattırıyorsun. Hmm. Aynı şekilde giriş çıkışı yapılıyor. Hmm. Onlarda ise genelde posta beslerler. Bakın posta son 92'de Türkiye'ye girmeye başladı. 95-96'da evet daha önce yoktu. Yoktu. Şey. Vardı da yani böyle kimse bilmezdi. 95-96'da posta ön plana çıktı. Ve günümüzde şu anda halen daha devam ediyor. Pazartesi sabahı Erzurum yarışları başladı. Bakın pazartesi sabahı yaklaşık 6500 veya 8500 arası kuş Erzurum'dan sabah saat 8'de salınacak. Yarışlar. İşte akşama doğru normalde Erzurum havayoluyla buradan 1-1,5 saatlik bir şey. Hı hı. İşte onlar 6 saat 7 saatte buraya gelecek. Gelmeye kimse çalışacaklar. Gelebilen de olur, gelemeyen de oluyor. Hı hı. İşte ödülü 3 gün sonra ödülü işte postacıların kendi arasında kurdukları bir para ödülü var. Artı kaç para?
Zannedersem bu ay 24 milyar olması lazım bu sene, bu sezondaki 24 milyar. Niye para? Tabii kuş başına para yatırıyorsun oraya yazılmak için. Hı, sonuçta tabii. Toplanıyor birinci, ikinci, üçüncü de artıyor. Her şeyden önce, paradan önce bir zaten adamın kuşu birinci olunca soyu o sene boyunca yani ikinci bir şampiyon çıkana kadar o soydan faydalanabiliyor. Evet. Onu satıyor. İşte tabii satıyor yavrularını, yumurtalarını. Artı reklamını yapabiliyor. Artı yurt dışına kadar açılabiliyor yani. Kaç güvercininiz var? Benim yaklaşık 110 tane vardır. Bunlar habire artıyor zaten, sürekli çoğalıyorlar. Sürekli, ne yapıyorsunuz, tabii, veriyor musunuz? Tabii, hediye ediyoruz, arkadaşlara veriyoruz. Bir kısmını satıyoruz. Bu hastalığı, bu şeyi, yani, merakı başkasına şimdi bulaştırıyoruz. Bulaştırmıyoruz, zaten meraklısı seni buluyor. Şimdi yani biz bunların sizin şeyinize gelen, bunu terastan besliyorsunuz İstanbul'da? Tabii tabii, terasta besliyoruz. Terasta özel yani kümeslerimiz var zaten. Veterinerde aşık olan, ha, tutulan olmuyor mu? Tabii oluyor yani, elbette ki. İşte o zaman ben de yapabilirim. İşte o zaman satıyoruz. Hı. Bakın işin yani açıkçası o zaman Ahmet abi satıyoruz. Zaten adam duymuş senin namını veya güvercinin birinci olmuştur. Gel işte yavrusunu ister. O zaman satıyorsun. Çok çok ama sevdiğim bir insan olsa. Yok, tatlı benim niyetim yok da şunu merak ettim. Efendim abi. Bu hayvanların gökteki en büyük düşmanı veya katili kimler? Atmaca abi. Atmaca. İstanbul'da var mı? İstanbul'da var abi. Bu hayvanlar belli bir fite çıktıktan sonra İstanbul çok karışık bir ülke oldu, şey, ilçe, şey, il olduğu için hayvanlar, Uğur abi güldüm kusura bakmayın. Şimdi hayvanlar indikleri zaman, yükseldikten sonra indikleri zaman, alçaldıkları zaman bir boşluk var orada. Atmacanın gazabına uğrama dediğimiz boşluk var. Hava boşluğu. Eğer tecrübeli bir hayvansa, ki genelde yavruya saldırırlar zaten. %90 yavruya yani. Eğer atmaca o mesafede yakaladıysa yakalıyor zaten. Yakalayamazsa aşağı indiği zaman hayvan kendisini kurtarabiliyor yani. Yani İstanbul'un ağaçlıklı yerlerinde, korularında, orman alanlarında atmaca bulunuyor. %100. Evet. Yani. Şimdi ünlülerden de bayağı güvercin meraklıları var. Tabii. Benim tabii bildiğim Aziz Yıldırım 200 tane güvercin olduğu Mardin cinsi ve deplasmana maçlara gittiğinde Fenerbahçe başkanı oradan güvercin alıp geldi. Kaç gol yemişse herhalde onun sınırlarınızı alıyor mu? Atınca veya daha güzel. Denktaş'ın aynı şekilde güvercinler var. Sizin böyle tanıdığınız ünlüler. Benim bir Hakan Ural'la bir, yani Hakan Ural abimizle bir iki sefer sohbetimiz oldu. Güvercin. Mango meraklısı o da. Hı hı. İşte duyduklarım var yani, yüz yüze görüştüğüm yok da işte. Kimler? Sergen Beşiktaş'tı. Eski Beşiktaş'tı ne olursa. İşte Beyaz Kartal Göztürk. Beslemiyor muydu? Yok. Kartalı bulamamışlar abi. İşte Beyazıt Öztürk duydum Mardin besliyormuş. İşte Hakan Ural dedim zaten. Haluk Levent Bağdadi dediğimiz olayı besliyordu eskiden. Hı. Maalesef onu da üzmüşler herhalde, güvercinlerini çalmışlar. Herkes böyle bir cinse. Genelde öyledir. Genelde öyledir. Yani sizin cinsiniz benim tamamen Mardin ve Posta. Mardin ve Posta. Posta gönderdiğiniz oluyor mu hiç? Artık elektronik postalar var gerçi. Hakikaten böyle kullandığınız oluyor mu? İş yerinden eve? Yok yok yok. Onu kullanmıyoruz. Hiç kullanan var mı? Ya bilmiyorum da ben kullanmadım. Gerek de duymadım artık. Dediğin gibi elektronik postalar var veya araba var. 5 dakikada gidip gelebilirsin veya cep telefonu dediğimiz olay var. Ama sonuçta denenebilir yani. Güzel bir şey aslında yani. Salih Bey diyelim ki bu işe merak saldı. Evet. Aylık maaşından ne kadar bir miktar ayırması lazım? Evvela ilk başlamak için mi? İlk başlamak için ve sonraki her ay harcayacağı para. O maaş yetmez ona abi. Yetmez mi? Yetmez ona. Ben bu işe yani girmem abi. İlk bir iki taneyle başlasa. Ya bir iki tane başlasa yetmez zaten, şöyle söyleyeyim yani, yetmez derken şimdi bu işi bilinçsizce başlayanlar için yetmez. Tamam, ilk etapta bir güzel para harcar. Para zaten bir şeyler fedakarlık etmeden bir şey öğrenemezsiniz zaten Ahmet abi yani. Değil mi? Yani bir şeyler feda edeceksiniz. Bizim bir şansımız vardı. Biz işte abimden, dayımdan, mahalledeki arkadaşlardan bu işi öğrendiniz. Bu şekilde yani, bir şekilde öğrendik yani. Bir fazla bir para vermeden. Tabii bizim de para verdiğimiz oluyor yeri geldiği zaman. Para ama kazandınız mı işte? Ben ya yani yapmıyorsunuz bunun ticaretini ama yine de sıkışıp falan satıp. Yok, o şekilde hiçbir şeye düşmedim yani Sarı abi. Hiçbir şeye düşmedim yani. İyi bir kelepir buldunuz yani, harika bir güvercin gördünüz. Onun için ne kadar parayı gözden çıkarırsınız? Şimdi, borca girer misiniz? Yok, arabanızı satar mısınız? Yok yok, o kadar girmem. Çünkü şu anda zannetmiyorum İstanbul'da, iddia da ediyorum burada herkese. Onu da söyleyeyim yani abi. Mardin kuşunda evet, özellikle Mardin'de de zaten bu yazın yarışmalarımız başladı. İsimlerimizi yazdırdık tekrar. Bu yazın da bizzat iddia ediyorum. O dediğiniz olay bende olacak. Onlar bana gelecek abi bu sefer.
Ben o kadar iddialıyım yani. Eyvallah. Kuş gitti, muhabbet bitti. Teşekkür ediyorum. Ben buradan Ertuğrul Bey'e, Murat Polat Bey'e ve aynı zamanda Hamit abiyle Nihat abiye. Bunlar güvercinci mi? Bunlar sıkı güvercinci. Nihat abiyle Hamit abi çok sıkı güvercindir. Özellikle Hamit abi. Biz onun yanında. Bu işin piri kim şu an Türkiye'de? Var mıdır? Var tabii, elbette ki var ama kim? Güneydoğu'da abi. Güneydoğu. Güneydoğu'da. Orada bu açık artırmalar falan nasıl satılıyor? Dehşet yani? Şekillerde. Bunların işte yani mezatlar oluyor. Bir takım yani dernekleri kuruluyor. Orada kostüm kuşları geliyor. Yani oyun kuşları geliyor, işte posta geliyor, bango, şekil kuşları geliyor. Yani uçmasıyla değil de fiyakasıyla cazibeli. Tabii o şekilde. Yani. Eyvallah Muhammed, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Güvercin yukarıda kaldı, bir de kaldı yani. Bakalım indirebilecek. Alırız inşallah. İnerse alırsın abi. Saman TV'ye tekrar teşekkür ediyorum. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Eyvallah efendim, şimdi ne var geride? Bulmaca meraklılarını ilgilendiren, bulmaca kültürü üzerine konuşacağımız bir isim. Ateş Böceği Ercan. Birazdan konuğumuz olacak. Giriyoruz. Evet efendim, Ercan abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyi. Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, biz sizi hazırladığınız o güzel bulmacalardan tanıyoruz ama sizi tanıyanlar çok çok eskilerden tanıyor tabii, herhalde. Tabii. Ateş böcekleri. Ateş böcekleri. Nedir abi onun hikayesi? Ateş nasıl başlamış? Ateş böceklerinin hikayesi çok ilginçtir. Esasında ben Kabataş Erkek Lisesi'nin son sınıfında bir öğrenciyken boğaz çocuğuyum ben. Yani daha ziyade ben 1952'de İstanbul'a geldik. Aynı zamanda Çanakkale Lisesi'nde okurken sıra arkadaşım da benim çok önemliydi. Çünkü sıra arkadaşım benim Teoman Apa'ydı. Yani Türk musikisinin gelmiş geçmiş. Samanyolu'nun bestecisi. Birçok güzel şarkının bestecisi. İstanbul'a geldik. Kabataş Erkek Lisesi'nde okurken ben Anadolu Hisarı'nda o zaman ikamet ediyorduk. Bir yaz, yani sene 1956 yani bundan 53 yıl yani önce. İstanbul olduğu zamanlar. İstanbul olduğu zaman abi, gerçekten. Bu arada tevellüt kaç diyelim? Tevellüt bu kadar eskilerden bahsediyorsun ki. Tevellüt 1936 yani 73 bitiyor, 74'e giriyor. Maşallah. Vallahi çok şükür. Abi, çok gençsiniz. sağ ol. Çok gençsin. Ismarlayacağın dışarı ısmarlayacaksın. Sağ ol. evet, o abi. Akşam Demokrat Parti'nin bir sünnet düğünü var. Nerede? Şeyde. Hisar'da. Hisar'da şeyde, Küçük Su Meydanı'nda. Bilmem siz de pek hatırlamazsınız. Küçük Su pazar günleri böyle o mısırlar kaynardı filan. O kadar güzeldi oralar o zamanlar. Her taraf yeşildi. O bir gazino vardı böyle. O gazinodan Safiye Ayla'nın Ah Bu Gönül şarkılarının o taş plaktan sesi gelirdi. Efendim sahne boşaldı. Bizde rahmetli Cengiz diye bir arkadaşı var. O da benim Çanakkale Ortaokulu'ndan arkadaşım. Onunla beraber böyle komiklikler falan yapıyoruz. Öbür kere sanatçıların taklitlerini falan yapıyoruz. Sahne boş kaldı. Rahmetli Muhalla Gökçay vardı. Muhalla Gökçay arabalı vapuru kaçırmış. Hemen çocuklar bize dediler ki hadi çıkın dediler. Biraz bir şeyler yapın filan. Biz başladık işte bir şeyler yaparken o sırada İsmail Dümbüllü geliyor. Tevfik İnce filan. İsmail Dümbüllü Hisarlı mı? Hayır değil. O da o akşam programa geliyor oraya. Tamam. Bize hemen çocuklar başladı. İnin aşağı filan derken İsmail Dümbüllü bırak diyor ya yapsınlar diyor. Biraz seyredeceğim. Hoş olsun. Gülüyor bize filan. İndik aşağıya. Ya dedim ne güzel şeyler yapıyorsunuz size ben dedi iş vereyim dedi. Sağ olun teşekkür ederiz filan dedi ki pazartesi oldu. Arkadaşımla beraber ya gidelim mi? Ketoğun matbaası var Sirkeci'de. Cağaloğlu büyük postaneden bir yol Cağaloğlu'na çıkar. Hı hı. Bir yolda tam karşıya girer. Orada büyük bir cami var. Caminin yanında bir çınar ağacı. Onun altında gidelim mi gitmeyelim filan derken kalktık gittik. O sıcak yaz gününde de siyah takım elbiseler filan giydik böyle. Gittik. Baktım İsmail amca Allah gari gari rahmet eylesin oturuyor orada.
biz geldik dedim. Kimsiniz siz dedi. Deyince tabii bize şafak attı. Dedim hani cumartesi akşamı Anadolu'ysan ha dedi hemen. Turan dedi gel dedi. O çocuklar geldi filan dedi. Turan'da da şimdiki Savaş Ay'ın babası. Allah kari veren Şükran kocası. Ay'ın kocası. O kendisi sihirbazdı. Çok iyi sihirbazdı. Hatta ilk turneye onunla beraber gitmiştik. Ve bizi görürken işte yazın dedi. Salı akşamı Kadıköy bilmem ne sineması. Perşembe akşamı Zeytinburnu sineması derken. Program hazır. Birdenbire işte tesadüfler. Programlar hazır. Liseyi bitirdiniz mi bu arada? Bitirdim ben. Kabataş Erkek mezunuyum ve ben o zamanlar İktisat Fakültesi'ne bağlı Yüksek Gazetecilik Enstitüsü vardı. Hı-hı. Babama söz verdim. Çünkü babam memur adam. Sahneye çıktığımı öğrenince oğlum dedi seni dedi son sınıflara kadar getirdim yani yemedim. Böyle mi olacak? Yani gerçi sanatçıları Ahmet Hocam çok severdi yani sanatçıya büyük hürmeti vardı. Ondan sonra baba dedim sen hiç merak etme ben okuyacağım bitireceğim dedim ve eğitim hayatımı da devam ettirdim. Hem çalıştım hem eğitim hayatımı devam. Ve sonra? Ve ondan sonra Ateş Böcekli olan o yal, biz o, Cengiz tamam, Ateş Böcekleri sonra Yalçın'la birleştik. 28 sene Yalçın'la beraber askerliğimiz de dahil. Askerliğimiz de biz Ateş Böcekleri olarak yaptık Ankara Ozeyli'de. Askerde aynı birliklerde. Hayır biz evvela eğitime ben Sivas'a gittim. O Manisa'ya gitti. Sonra bizi Ankara sonra Ordu Evi'nde birleştirdiler. Askerliğimiz de orada yaptık yani. Yani Ateş şimdi abi sizi son zamanlarda herkes bulmacadan tanıyor. Tabii artık son zamanlarda bulmaca artık var. Bir bulmaca hazırlayan duayen isimlerden birisiniz. Bu bulmaca merakı nasıl başarı sizde? Tabii her bulmaca çözer gibi. Yani bulmaca çözerek tabii yani siz de çözüyorsunuz. Hı-hı. Ama zannediyorum ki hanımefendi yengem daha fazla çözüyor. Evet. Size fırsat kalkmıyor. ve ben yarışmalara katılmaya başladım. Milliyet Gazetesi'nin yarışmalarına katılmaya başladım. Ansiklopedik bulmaca yarışmaları. Adliyatçı zamanında haftalık yarışmalar olur. Bir şeyliydi, aşamalıydı böyle. Doğru. Bir de onların finaller olurdu. O final olur. Finalde ben hocam kırılmaz bir rekorun sahibiyim. Öyle mi? Evet. Benim 1990-1991 yılı Türkiye şampiyonuyum. Ve o zamana kadar Milliyet Gazetesi'nin yaptığı bütün yarışmalarda tam puanla bitiren yok. Tam puanla bitirmişim ve finalde ÖSS sınavına girer gibi o finalde iki saatte çözülmesi gereken bulmacayı benim evde sertifikam var 15 dakikada 15 dakikada bitirmiş. Akmış. Pierre Loti'nin gerçek adı var. Hadi buyurun şimdi. Julien Vivo. Ama onu tabii o karelere Julien Viva Oud diye yazmak mecbur etmesiniz. Böyle biraz da o zamanlar bir İzmir'de bir gazetenin bulmacasını hazırlıyordum. O şansım yaver gitti mesela. İçinde çıkan uzun sözcükler de iki hafta evvel ben bir bulmacaya koymuşum. Orada o şansım da biraz yaver gitti. Çok düşündüm. Belki 13 dakikada 14 dakikada bitirebilirdim ama bir yer kaldı. Acaba işte 25 Oğuz Türklerinden biri de Falur, Kalur filan derken Salur Türkleri yazınca tam puanı bitirmişim. Gayet güzel. Evet. Bu arada tabii bir konuğumuz daha var. Evet. Kendisi dikkatle dinliyor. Çünkü aslında uzmanlık olarak aynı şey değil. Kendisi Mehmet Murat Selim. Çok genç bir kardeşimiz. Evet. 88 İstanbul doğumlu. Atatürk Fen Lisesi mezunusun değil mi? Şu an Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Dördüncü sınıftasın. Mehmet Murat Selim'in özelliği şu. 2005'te Macaristan. 2006'da Bulgaristan, 2007'de Brezilya ve 2008'de Beyaz Rusya'da yapılan Dünya Zeka Şampiyonlarına katıldı. 2006'da 8.lik var. Evet. Sonra Beyaz Rusya'da elde ettiği geçen yıl bir dünya ikinciliğiniz var. Sudoku şampiyonasında çok iddialı. Sudoku'ya bilmiyorum gireceğiz. Siz bir bulmaca hazırlayan biri olarak belki itiraz edeceğiniz noktalar da olacak ama Türkiye Sudoku takımında Mehmet Murat yarışıyor. Sanırım
2006'da İtalya'da, 2007'de Çek Cumhuriyeti'nde, 2008'de Hindistan ve 2009'da Slovakya'da düzenlenen bu yarışmalarda en iyi elde ettiği derece 5.lik. Takım olarak Hindistan'da da 3. oldunuz. Evet. Ve 5 senedir bu yarışmalara katılıyorsun. Şimdi Dünya Zeka Oyunları Türkiye'de Şampiyonası pardon derken orada Sudoku'dan başka yarışmalar da var değil mi? Başka branşlar da var. Sudoku sadece tek onlar bir neler? Çeşit zeka oyunu. Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Sudoku da var. Hı. Onun dışında pek çok şey de var. Bunların var yaklaşık 100 hatta daha fazla yüzlerce çeşidi var. Aslında temel olarak bulmacaya çok benzeyen şeyler. Şekil olarak çok benziyor. Ama bu çapraz bulmacadan en büyük farkı çapraz bulmacada mesela bir Türk ile bir Amerikan'ın, bir Japon'un yarışması imkansız. Çünkü hı-hı, kelimeler nece olacak? Hı-hı. Japonca mı olacak yoksa hı-hı, Türkçe mi olacak? Büyük bir yani eşit bir şekilde hı-hı, yarışamazlar. Ama bu soruların tamamında hiçbir dile, kültüre bağımlı olmayan, tamamen mantıkla çözülebilen şeyler oluyor. Bazen sayılar kullanılıyor, bazen çok basit şekiller matematik bilgileri, toplama, çıkarma, şekiller, hı-hı, işte döndürmeler, o tarz şeylerle. Çeşit çeşit sorular yapılabiliyor. Sudoku bunlardan birinin örneği. Daha sonra gazetelerde yine çıkmış olan kare karlamaca vardır uzun süre. Hı-hı. Ben de çok severek çözüyordum gazetelerde. Amiral Battı vardır. Yine o da çıkıyordu. Şimdi yeni yeni popülerleşen Kakuro, Futoshiki gibi Japonların hazırladığı daha çok onların çözdüğü şeyler var. Peki düpedüz matematik problemi de soruluyor mu? Yok hayır. Yani çok az matematik bilgisi oluyor. Çünkü orada sadece yani pratik zekaya dayalı bir yarışma. Evet, evet. Mantığa dayalı, zekaya dayalı bir yarışma. Burada zamanla yarışıyorsun. Evet, genellikle zamanla yarışıyor. Özellikle mesela bir sudoku şampiyonasında yani herkes yavaş yavaş sudokuyu çözebiliyor. Fakat hızlı bir şekilde çözmek, belli bir zaman sınırı içinde en fazla sudokuyu, sayıda sudokuyu çözmek ayrı bir uğraş. Bunun için nasıl hazırlanıyorsun Mehmet? Şimdi yani bunun belli bir antrenmanı var mı? Tabii tabii. Bu öncelikle düzenli olarak çözmek gerekiyor. Yani her tür soruya, özellikle Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası çeşit çeşit sorunun olduğu bir şampiyona ve her tür soruya hazır olmanız gerekiyor. Ve dediğim gibi kültürden ve dilden bağımsız bir yarışma olması için de bize şampiyonadan bir hafta önce kadar hangi soruların çıkacağını söylüyorlar. Ki insanlar İngilizce yayınlanıyor yönergeler. Hı hı. Çalışsın, kuralları öğrensin, orada soruyu çözerken hiç düşünmesin. Yani tamamen kuralları uygulayabilsin diye. Biz o şekilde soruların ne tarz sorular çıkacağını öğreniyoruz. Tabii soruların ha, mesela tarzını söylüyorlar. Bir sudoku sorusu soracaklarını diye söylüyorlar ama rakamları tabii ki söylemiyorlar. Tabii. O zaman kopya oluyor tabii. Tabii. Böyle bir güzel yanı da var yani hangi sorularla karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Çok fazla dünyada başarılı olmuş. Hangi ülke? Dünyada soru çözme açısından en başarılı ülkelerde Amerika, Japonya çok iyi, Almanya da iyi ülkeler arasında. Türkiye'de ilk onda ülkeler arasındadır. Peki hangi federasyon adına yarışıyorsunuz? Dünya Zeka Oyunları Federasyonu düzenliyor her iki yarışmayı da. Peki dünya bunun Türkiye'de şubesi var mı? Var. Türkiye'de Türkiye Zeka Vakfı galiba. Yok Türkiye Zeka Vakfı Türkiye çapında yarışmalar düzenliyor ama Türkiye bunun hiçbir gelmedi ha, şimdi aklıma ve o Akıl Oyunları Dergisi evet, seçmeleri evet yapıyor. Türkiye sorumlusu evet, dergi vasıtasıyla. Evet, her sene yarışma yapılıyor. Her sene tekrar takım seçiliyor. Bu Türkiye elemeleri. Genellikle seçiliyor. 4 kişilik Zeka Oyunları Şampiyonası'nda 4 kişilik takımlar seçiliyor fakat bazen değişebiliyor. Türkiye'nin Sudoku takımı var abi. Bu ilginç. Sudoku'ya nasıl bakıyorsun Ercan abi? Şimdi ben Sudoku'ya bir zeka oyunu olarak bakıyorum. Bulmacayla onunla ben şimdi mesela yaptım, bazı örnekler getirdim yani yaptığım bulmacalardan örnekler. Bu arada getirdim. Ben de bir tane çözüyorum abi. Güvercinin nedir? Nasıl? Eski ismi? Kebuter. Kebuter. Bunu yazalım. Ve muhabbetin arasına bile bulmaca çözerken böyle şeyler. Şimdi şeyi tamamen bir zeka oyunu kabul ediyorum ve çok güzel bir zeka oyunu kabul ediyorum. Şeyi Sudoku'nu. Evet. Ama Sudoku'nu bu şimdi geçenlerde bir gemi yolculuğunda bir hanımefendi al Sudoku'nu çözmeye başladı. Elinde kurşun kalem yok. Kurşun kalem ve silgi olmayınca 3'ü 4 yaptı, 4'ü 2 yaptı, karaladı. İşin tadı kaçtı. Tadı kaçtı. Şimdi bakın hocam ben bulmacayı neden ayırıyorum ve bulmacanın insana özellikle kare bulmacayı, şu kare bulmacayı ben çengel bulmacalardan insana çok daha
faydalı oldu. Ha, bulmacaları ayırıyorsun değil mi? Anagram var, sayısal bulmaca var. Var, var. Bir çengel, yıl var. Var. Bir yıl var. Siz ama ben bulmacayı, insanları hem eğlendiren hem de eğiten bir tarzda çözülerek insana yararlı olacağını inanmışım. Mesela Faruk Nafiz Çamlıbel demişim burada ben. Sormuşum. Evet. Faruk Nafiz Çamlıbel. Bu daha önce yayınlanmış bir... Daha evvel yayınlanmış bu. Olduğu evet. Olduğu için kopya olmuş. Evet, değil. Faruk Nafiz Çamlıbel demişim. Şimdi, Çengelbulmaca'da, bakın, bu da Çengelbulmaca. Şunu göstereyim yakından, yakın plandan göstersinler. Bakın o boşluklara, soruları gelen o boşlukları evet. Biz gönderirken, evvela bunu ben yaparım. Yaptıktan sonra beraber çalıştığım bir sanat danışmanım vardır. Mustafa Başaran. Mustafa Başaran'a bunu gönderirim. Ve bu rakam şeyin içinde bakın oradaki gazetedeki soruları... Soruyu oraya sıkıştırmak zorundayım. Ben bunu yazarım. Mustafa da alır o soruları benden e-mail ile yapar. CD'ye yerleştirir ve gönderir. Şimdi diyelim ki şurada ne demişim hocam? Faruk Nafiz Çamlıbel. Burada ben bu Faruk Nafiz Çamlıbel'i o küçük soruya nasıl sığdırırım? Bir şairimiz. Yahut da şuradaki sol boşta oradan şair. Manasız ama bir şey. Burada şu 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 tarihleri arasında yaşamış. Bir pararak bilgi bir, evet bir bilgi vererek Faruk Nafiz Çamlıbel'in kim olduğunu öğretirim. Bunun için ben bir arkadaşıma dedim ki kardeşim dedim yine bir gemi yolculuğunda neyi kare bulmaca çözmüş? Abi şimdi dedi bak dedi oradan o yazıyı oku dedi. Ondan sonra ya burada dedi ne güzel dedi göster. Yani şimdi nereden nereye geldik değil mi hocam? Halbuki en faydalı insana bulmaca budur. Peki kare... Scrabble var, Wordable var. Bunlar da kelime üzerine oyunlar. Yeni. Oyunlar tabii. Bunların faydası... Onların muhakkak şimdi bu gibi şeylerin bütün bu genel olarak bunların insanın özellikle ileriki yaşlarda çok daha yararlı olacağını tıp adamları belirlemişler. Söylüyorlar bunu yani bulmacanın insanın özellikle beyin damarlarına yararlı olduğunu daha böyle yani başka şeylerle uğraşırken bulmacanın en yararlı olduğunu söylüyorlar. Birçok oyunlar var. Mesela ben şeyi severim. Sarmal bulmacayı severim. İçten dışa, dıştan içe. Çözüyor musun bulmacayı? Çözerim. Hala? Ben mi? Ben hayır. Ben yalnız haftada bir tek pazar günü bir tek bulmaca çözerim. Onu da bulmaca çözerim. Onu da ama son karesini bitirene kadar peki. Çözerim. Araştırırım. Size bir sorum var. Buyurun hocam. Şahsen ben bulmaca çözerken bir kelime bir harfi silmek zorunda kalırsam bırakıyor. Bravo. Yani onu bu mudur abi şey bulmaca yani, çözenin hem kendime bir zaman koyuyorum hem de diyorum ki bir kareyi yanlış doldurursam bu işin tadı çözemediğim şeyle silmiyor musunuz? Oluyor, tabii oluyor. Silmiyor musunuz beyazı? Hayır. Ben öyle yapıyorum. Benim yani, özel kalemim var bir şimdi de. Şimdi benim yaklaşımım şu. Kesinleştirene kadar ertelemek. Ve bunun en güzel tarafı şudur. Şimdi Faruk Nafiz Çamlıbel'in hayatını anlattınız. Evet. Yine de okuyucu bulamadı. Bulamadı. Ama işin bütün güzelliği burada. Çapraz kareleri doldurmak suretiyle o ismi bulacaktır. Evet. Ve o bilgiyle özdeşleştirecektir. Evet. Yeri gelmişken bir şikayetimi de burada dile getirmek isterim. Hayır. Gazetelerimiz eskiye göre çok etraflı hatta ekler suretiyle evet hocam. Bulmaca eki veriyorlar fakat okuyucuyu tembelliğe araştırıyorlar. Evet. Yani ortalamanın da altında bir zevke ve zekaya hitap eden basit çözülebilir. Magazinleşmiş. Bulmacalar magazinleştirerek bu hususta biraz gazete yöneticilerinin okuyucularını biraz yukarı doğru itmesi ama lazım. Bunda biraz belki biraz da cazibe unsuru koymaları yani... lazım. Hediyeli falan olsun diyorsunuz da okurun bir isteği değil mi bu yani zor olduğunda bırakıyor işte kolay olsun çözeyim tatmıyor ya işte yani ve bir de ama ne yapıyor kolaycılık. Hocam bir de ne yapıyor biliyor musun bitirdi mi o şeyi bulmaca geçenlerde ismi lazım ben bir gazetenin bulmaca ekinde aynı bulmacanın içinde 3 tane irat gördüm 3 tane irat farklı tariflerle mi hayır aynı irat bulmaca. gelir
Bak İrat'ın başkanı ise olur hocam. Üstadın uykusu gelmiş olabilir. Yani o ne yani? Ama ha ne vardır? Bazı sözcükler vardır. Mesela iki tane la vardır. Ha, soruyu değiştirip tabii, sormak. Biri lantanın simgesi olarak ki bize bazı insanlar kırar. Mesela bana birisi demişti ki Ercan Bey sayenizde kimyager olduk. İki tane la'yı koyabilirsiniz. Birisini bir nota olarak nota, bir tanesinde lantanın simgesi olarak. Ama FE'yi demirin simgesini iki yerde kullanamazsınız. Tek. Peki asla sormam dediğiniz ne var? Bulmacada asla sormam. Veya kendinize koyduğunuz tabular. Mesela eskiden tabakayı katman filan diye sormuyordum. Sigara kutusu olarak soruyordum. Ha, şimdi. Mesela şimdi sigara kutusu olarak sormuyorum. Anladım. Sigara kutusu, sigara lafını kaldırdım. İki, ben bulmacalarımda içki adı koymam. Hani şeyin bir efendim Meksikalıların bilmem ne onları koymam. Ne bileyim örf ve adetlerimize anladım, ters gelecek hiçbir şey koymam. Kaç tane bulmaca yaptınız bugüne kadar? Efendim? Kaç bulmaca yapmışsınız? Saklar mısınız onları? Çok bulmacam var. Yığınlarla var. Siz saklıyorsunuz. Bazıları sararmış. Peki şu manyaklık derecesinde evet, insan var mı? Yıllar önce, 10 yıl önce yaptığınız bir bulmacayı tekrar getirdiniz gündeme, koydunuz. Sevgili Salih, bak su Allah'ın. İç abi, ben de içeyim. En güzel, en buyur, güzel nimetlerinden bir tanesi. Telefon açıp bu bulmaca 3 sene evvel çıkmıştı diyenini gördüm. Kızıyor değil mi? Yani tekrar çok yayınladınız diye. Bakın yani şimdi. Hastalandım ya da şöyle bir şey oldu. Tatile git. Hayır, 3,5 yıl önce çok sevgili eşimi kaybettim. Kanser hastalığından. O sırada bir gazetede çalışıyorum ve yedekleyemedim. Mustafa'ya telefon açtım. Mustafa Başaran kardeşime. Mustafa dedim, ne yapacağız? Ercan abi dedi, gel dedi 2003'ten 3 tane 4 tane dedi. Dedim Mustafa 3-4 gün sonra başlayacağım, yapacağım. Hı hı. Ama 2003'ten dedi 2-3 tane koyalım dedi. Ya tamam Mustafa dedim. Bir geldim gazeteye ki telefonlar gelmiş. Abi dedi rezil olduk. Ne kaç oldu? Saatte hazırlıyorsunuz bulmacayı? Bizim saatlerde çözdüğümüz şunu mu bulmacayı? Şu hayır. Şu mesela şu evet, şu zamanın bulmacası. Evet. Daha hazır. Daha bakın. Zamanın daha, bulmacalarını siz hazırlıyorsunuz. Ben hazırlıyorum zamanın bulmacalarını. Evet. Bakın. Bunu çok bu, net göstermesin. Kopya bu mu olmaz. Kaç dakikadır? Kaç saattir? 1,5 saat. 1,5 saatte biter. 1,5 saatte bu biter. Güzel. Ama şu buna daha çok emek veririm. Buna 2,5 saatimi veririm. Kareye 2,5 saat. Kareye daha. Çünkü burada öğretmek istediğim şeyler var. Peki hiç kendinizi sordunuz mu orada? Sizi soran oldu ya da. Beni soran oldu. Fotoğraf koyuyorsun. Beni soran oldu. Beni soran oldu hocam ama ben kendimi hiç sormadım. Ercan abi aldığınız en ilginç sitemi hatırlıyor musunuz? Veyahut tepki diyelim. Şimdi vapurda gidiyorum. Üst kattayım. Karşımda tipik bir İstanbul beyefendisi. Fotör şapkası başında efendim böyle Hasan şapkası, kravatı, şık eski İstanbul efendisi, beyefendi bana bakıyor. Niye bakıyor acaba dedim herhalde. Tam vapuru şeye yanaştı, Eminönü'ne yanaştı. Yanaşırken şöyle kalktı dedi ki, gençliğinizde o kadar sizin o güzel esprilerinizle güldük, eğlendik. Ama yaşlanınca niye bu bulmacalarda sadistleştin dedi. Peki Mehmet, senin hedefin ne? Yani şimdi zeka oyunlarıyla gidiyorsun, sürekli turnuvalara katılıyorsun. Nedir amacın? Yani tabii bu zeka oyunları konusunda hedefim dünyada en iyi zeka oyunları veya sudoku çözen kişi olmak. Tabii aynı zamanda zeka oyunları sadece çözmüyorum, ben de hazırlıyorum. Hazırlamaya da başladım. Akıl Oyunları dergisi var, onda teknik sorular soruyorum. Bulmaca çözüyor musun hiç? Bulmaca çözüyorum, severek çözüyorum ama bulmacalarda benim en büyük yaşadığım sorun hiçbirini bitiremiyorum. Mutlaka yani bilmediğim şeyler oluyor, kalıyor. Peki bilmediğin şeyleri araştırma ihtiyacı hissediyor musun? Bu bulmacaların bir amacı da o, araştırma. Yani, eskiden meydanlar Rus'a bakardık ama şimdi Google'a baksan bir tür hepsi o. Genelde şöyle oluyor, çok zor bir bulmacaysa zaten
Yani ancak araştıra araştıra yapabiliyorum. Evet. Ama işte kolay bir bulmacaysa, sonunda 3-5 tane şey yaptıysa çok nadir kolaylığa oluyor. Kolaylığa bakıyor gençler Ercan abi. Kolaylığa bakıyorlar. Eski bulmaca çözenler kalmadı. Sevgili Salih, bak ne dedim? Pazar günü bir tek bulmaca çözerim. Sonuna kadar onu hiç bırakmam. Araştıra araştıra çözerim. Zaten milliyetin yarışması da böyleydi. O zamanlar evet, meydanlar uslara bakar. Çok ciddi bir yarışma. Şimdi hele bir zokvan kelimesi vardı. Zokvan, bunu hiç unutmam. Rahmetli Ercan Altazlı hazırlıyordu. Kim hazırlardı? Ercan Altazlı hazırlıyordu. Diyor ki soru. Bazı Japon imparatorlarının bazı memurlarına öldükten sonra verdiği unvan ve görev. Yani müsaadenizle yani bu kadar da ama şimdi bunu evvela hocam bunu araştırarak yani insanları araştırmaya yönelir. Yoksa zokvan bilmem ne bir şey insana bir şey getirmez. Ama bu bulmacalarda sorulan soruların da biraz genel kültüre faydalı olması lazım yani, tabii. Şimdi de hazırlıyor musun? Şimdi bunun için sudoku da hazırlıyor musunuz? Hayır, sudokunu hazırlamıyorum. Bir arkadaşımız var. Ha, sevgili kardeşimiz gibi sudokunu ona hazırlatıyorum. Onun ücretini veriyorum. O öyle, ben ona kafam basmaz derim. İmkanı yok bu yaşından sonra. Peki abi, bir son bir sorum. Dur şu şeyi anlatayım abi, şunu anlat. Son sorum. Efendim, bir televizyonun bayileriyle Kahire'ye gittik. Rehber geldi. Yıllardır sorulur bu soru. Ra. Kimdir bu? Ra'dır. Aynı zamanda Amon'dur ismi. Üç tane ismim var. Ra. Şimdi rehber geldi, dedi ki bizi gezdirecek. Kahire'yi gözdürecek, piramitlere götürecek. Götürecek. Dedim ki bizi Ra'ya götür. Efendim dedi, Ra'ya. Kim Ra? Ya dedi, bizim bulmacadaki Ra. Dedi ki Ra diye birisi yok burada dedi. Mısır'da öyle bir tanrı yok. O kadar çok çıkıyor ki. Ama Arjantin'in plakası. Ra, o da Ra. Radyonun simgesi de Ra. Çok teşekkür ederiz. Rica çok ederim. Sağ olun. Rica ederim. Masaüstü bu hafta hem bulmaca hem güvercin meraklılarını bir araya getirmiş oldu Ahmet abi. Evet, ben de bütün seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Haftaya Cafcaf ekibinden yönetici arkadaşları buraya davet edeceğiz. Bu arada sevgili seyircilerimiz, karşılaştıkları bayilerde Cafcaf'ı sorsunlar, satın alsınlar ve desteklesinler, incelesinler. İncelesinler ki gelecek hafta inşallah bu konu üzerinde konuşacağız. Biraz ev ödevi hazırlamış olsun. Bu espri mecmuası mı? Evet, mizah mecmuası. Yani masaüstü burada sona erdi. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hızlı ve güvenilir haberler cep telefonunuza geliyor. Abone boşluk